Merhabalar. Biz sıradan insanlar için savaş ne denli korkutucu ve asla yaşamak istemediğimiz bir durum olsa da ne yazık ki dünyanın savunma harcamalarına ayırdığı toplam bütçe 2019 yılı itibariyle 2 trilyon doları bulmuş durumda. Yine biz sıradan insanlar bu para başka türlü harcansa Afrika'da hiç aç çocuk kalmayacağını falan düşüne duralım. Dünya devletlerini yönetenler savunma adı altında olası bir savaş halinde düşmana nasıl daha fazla kayıp verdirebiliriz hesabı yapmaya devam ediyorlar. Elbette savaş kaçınılmazsa asıl olan hayatta kalmak ama bizim de anlayamadığımız işte tam da bu zaten. Niçin savaştan kaçınılmaz? Savaş meselesinin bir teknoloji tarafı var ki orası bambaşka bir boyut. Bu teknolojinin daha çok yıkıma, daha çok ölüme, daha çok gözyaşına sebep olacağı düşüncesini bir tarafa bırakacak olursak insan zekasının geldiği yeri görüyoruz. Adeta bilim kurgu filmlerini seyreder gibi adam yapmış abi diyerek ve çoğu zaman da iç geçirerek ekliyoruz. Nerede o eski savaşlar? Gerçekten de atalarımızın at sırtında ya da yaya olarak kilometrelerce yol alıp günlerce aç susuz kaldıktan sonra savaş alanı olarak belirledikleri yerde yüz yüze teke tek yaptıkları ve onlarca yıl süren savaşlar artık çok eskilerde kaldı. Bugün artık bilgisayar başında programlanan ve tek bir tuş hareketiyle dakikalar içerisinde bitecek olan siber savaşlardan bahsediyoruz. Bugün asıl meselemiz o tuşa ilk kim basacak? Kimin elinde ne var? Gergin bekleyiş sürüyor. Herkes birbirinden işkilleniyor ve belki de sonumuz bu şüphecilikten olacak. Her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen savunma sanayisi fuarları kimin elinde ne olduğuna dair fikir edinebileceğimiz mecralar. Hatta bunların en büyüklerinden biri de ülkemizde yapılıyor ve 2019'un Nisan ayında 14.'sü gerçekleşecek. Ama nihayetinde fuar dediğimiz şey bir pazar yeri ve savunma sanayisi fuarında alışverişi yapılan şey de fikirler değil, silahlar. Nitekim gayet verimli geçen fuarlarda milyon dolarlık alışverişler yapıldığını biliyoruz. Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmaların, ülkelerin tüm askeri sırlarını ortaya döküp ellerinde ne var ne yok vitrine koymalarını elbette beklemiyoruz. Ama bu fuarlar ortalama bir komplo teorisyeni için epey malzeme veriyor. Tüfek icat olunca mertlik bozuluyor da bunlara ne demeli? Öyle görünüyor ki askeri teknolojilerdeki köklü değişiklikler önümüzdeki yıllarda da devam edecek ve bugün karşımıza çıkan ürünler sadece birer prototip. Belki de ilk kez insansız hava araçlarının geliştirilmesiyle başlayan bu değişim süreci havada kendi kendine yön değiştirebilen füzelere kadar varmış durumda. Elbette geyik muhabbetlerimizin en çağdaş malzemesi olan robotlar da savaş teknolojilerinin ve stratejilerinin önemli aktörlerinden biri olacak. Büyük ihtimalle bu robotların ordudaki görevi sabahları birliği uyandırmak, yatakları toplamak veya bizlere birer portakal suyu servisi yapmak olmayacak. Yapay zeka ile donatılmış bu robotların yakın bir geçmişte bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkan katil robotlara dönüşmeleri kuvvetli muhtemel. Geleceğin savaşlarında önemli bir payda mutlaka ama mutlaka siber saldırılara düşecek. Düşmanın elektriğinin, suyunun kesiliverdiğini, kurumlarının iş yapamaz hale geldiğini, hazinesinin boşaltıldığını ve bütün bunların bir anda olduğunu düşünsenize. Dünyanın önde gelen silah üreticilerinden biri olan Rus Kalaşnikov'un da aralarında bulunduğu pek çok firma tam otonom savaş ekipmanları üzerindeki çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Tam otonom derken uzaktan kumandalı uçaklardan ya da güdümlü füzelerden falan bahsetmiyoruz. Hedefi insan olan, herhangi bir müdahalesi olmadan seçen ve vuran silahlardan bahsediyoruz. Belli özellikler taşıyan hedefler silahların beynine programlanıyor ve sonra bu silah şablona uyan her şeyi ve herkesi yok ediyor. Uzay ve havacılık teknolojileriyle birlikte savaş teknolojisi alanında da dünya lideri olma hevesindeki Çin çalışmalarını bu noktada büyük bir gizlilik ve titizlik içerisinde yürütüyor. Sık sık Çin'in sahip olduğu süper silah
silahlardan, özellikle de hayalet savaş uçaklarından falan söz edildiğini duyuyoruz. Ama konuşulanların çoğu sadece tahmin. Çin, dünyanın uçak gemisi sahibi olan sayılı ülkelerinden biri. Bir süre önce J-15 savaş jetini Liaoningok adını verdikleri bu uçak gemisinden havalandırarak test etti ve böylece dünyaya bir çeşit gövde gösterisi yapmış oldu. J-15, Çin'in geliştirdiği tek savaş jeti değil. Kaç tane ve hangi özelliklerde insansız hava aracı olup olmadığını bilmiyoruz ama bu araçlar için kıyı şeridinde tam 11 tane üs kuracağını biliyoruz. Dünyanın en güçlü ordusuna sahip olan Amerika ise robot teknolojisini savaş alanında kullanmaya başlayan ülkelerin başında geliyor. Amerikan askerlerinin sürekli olarak deniz aşırı ülkelerde faaliyet gösterdiklerini düşünecek olursak çalışmalarını askerlerinin hiç alışık olmadıkları hava ve arazi şartlarına uyumu sağlamak üzere yoğunlaştırmaları gayet normal. 22 tane uçak gemisi olan ABD yeni nesil uçak gemilerinden ilkini de geçen sene kullanmaya başladı. Nükleer enerjiyle çalıştığı için 20 sene yakıt ikmali gerektirmeden tam 50 sene kullanılabilecek olan bu gemiler ülkeye 4 milyar dolarlık bir tasarruf da sağlayacak. Asker sayısı olarak dünyanın 8. NATO'nun 4. büyük ordusuna sahip olan Türkiye son yıllarda teknolojik olarak da atılıma geçti. Türk savunma sanayinin hedefinde önümüzdeki 10 yıl içinde %100 yerli ve milli üretime geçmek var. Kısa süre önce tamamına yakını yerli üretim olan Gökbey helikopteri tanıtıldı. Yerli savaş gemisi projesi halen devam ediyor. Türkiye dünyadaki insansız ama silahlı hava aracı yapabilen sayılı ülkelerden biri. Herhalde dünya tarihinde bu kadar çok ülkenin aynı anda kendini tehdit altında hissettiği başka bir dönem daha olmamıştır. Elbette bunda sağı solu belli olmayan lider bolluğunun da çok büyük bir payı var tabii. Hal böyle olunca hiç kimse pek çok savaş ve güvenlik uzmanının çıkacağından neredeyse emin olduğu 3. Dünya Savaşı'na hazırlıksız yakalanmak istemez. Doğası gereği büyük bir gizlilikle yürütülen hazırlıklarsa elbette paranoyayı körüklüyor ve savaş teorilerinin bini bin para. Pek çok teorisyene göre 3. Dünya Savaşı bir siber savaş olacak ve altın vuruşu en güçlü otonom silaha sahip olan ülke yapacak. Doğu ve Batı arasında olacağı kesin tabii ki. Doğu cephesinin lokomotifi Rusya mı olur, Çin mi olur? Sonra bunlar kendi aralarında itişirler mi ayrı mevzu ama İran ve Hindistan'ın da onlara eşlik edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Batıdaysa ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya birlikte hareket etmek istiyor. Tek arzusu demokrasiyi tüm dünyaya yaymak olan ABD büyük ihtimalle son ana kadar arabulucu kostümüyle arz-ı endam ettikten sonra tarafını seçecek ve sahneye çıkacak gibi duruyor. Amerika'nın başını çektiği Batı ülkeleri Orta Doğu'ya neredeyse yerleşmiş durumdalar zaten. Zaman zaman artık çekileceklerini falan söyleseler de uluslararası terörle mücadele bir yana Doğu blokunun lideri sayılan Rusya'dan da daha fazla uzaklaşmak istemiyorlar sanki. Bu olası savaşta tarafların tüfek, top gibi klasik silahları kullanmasını beklemiyoruz tabii ki. Bugün dünyada başta Amerika ve Rusya olmak üzere Fransa, İngiltere, Çin, Kuzey Kore, İsrail ve Pakistan'ın elinde yaklaşık 15 bin adet nükleer bomba olduğu biliniyor. Dünyayı en çok kaygılandıransa 60 adet olmasına rağmen, ki o da tam kesin değil, başkalarının öngöremediği liderler sıralamasında bir numara olduğu için Kuzey Kore'nin bombaları var. Savunma sanayinde ilk sıralarda yer alan ülkelerin aynı zamanda uzay çalışmalarında da lider konumda olduklarını görüyoruz. Bu da akıllara ister istemez acaba ülkeler savaşı uzaydan yönetebilir mi sorusunu akla getiriyor. Bu durumda uzaya ilk insansız hava aracını yollayan Hindistan'ın geleceğin savaşlarında çok avantajlı bir pozisyona yükselebileceğini söylemek de mümkün. Eğer Hindistan yeniden kullanılabilir uzay araçlarıyla ilgili projelerini hayata geçirebilirse savaşın müttefikleri ve seyri de bu noktada değişecektir tabii ki. Yapay zeka çalışmaları devam etmeli ama savaşta değil. Otonom silahlar dünyanın askeri tarihinde barut ve nükleer silahlardan sonraki 3. devrim olarak kabul ediliyor. Üstelik bu silahlar kullanılmaya başladıklarında ülkelerin savunma giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacaklar. Yani şu anlama geliyor, daha az masrafla ve daha az askerle düşmana daha fazla büyük
zayiat verilebilecek. Tam da bu sebeple Stephen Hawking, Elon Musk ve çok sayıda bilim insanının da kurucuları arasında bulunduğu Future of Life Institute, yani Yaşamın Geleceği Enstitüsü ve başka pek çok oluşum ve bilim insanı otonom silahların getireceği başka bir tehlikeye dikkat çekmeye çalışıyor. Bu tehlike nükleer silahların aksine otonom silahların gayet ucuza mal edilebilir olmasından kaynaklanıyor. Böylece seri halde üretilecek olan bu silahlar kara borsaya düşebilir. Bu da teröristlerin, halkını daha sıkı kontrol etmek isteyen diktatörlerin ya da soykırım başlatmak isteyen savaş baronlarının bu silahlara daha kolay ulaşabileceği anlamına geliyor. Yapay zekanın askeri alanda kullanılmasının insanlık için faydalı olmayacağını savunan bu bilim insanları, silah yapımında değil ama savaş alanlarını siviller için daha güvenli hale getirmek için kullanılabileceğine dikkat çekerek çalışmaların bu yönde ilerlemesini umuyorlar. Elbette savaş hiç kimsenin onaylamadığı bir şey. Hatta bütün devletler de daha çok barış, daha çok huzur ve daha çok güven ortamı inşa etmek istediklerini ifade ediyorlar. Ama gelin görün ki dünya savaştan bir türlü kurtulmuyor. Biz de diliyoruz ki bütün dünyada barışın, mutluluğun ve huzurun hakim olduğu bir atmosfer yaratılır ve insanlar mutluluk içerisinde yaşamlarını devam ettirirler. Hoşçakalın.